Sevgili izleyenler, bu hafta sizleri 1920'li yıllarda Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Savaşı sırasında ortaya koydukları cesaret ve kahramanlıklarıyla bilinen Afyonkarahisar'ın Sincanlı ilçesine bağlı Güney kasabasına götürüyoruz. Afyonkarahisar'ın Sincanlı ilçesine bağlı olan Güney kasabası, Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırları içerisinde yer alıyordu. Moğol istilası sebebiyle Anadolu Selçuklu Devleti yara almış ve parçalanmıştı ve daha sonrasında Anadolu'da birçok beylikler kuruldu. Afyon'da kurulan Sahip Atolları Beyliği'nin bir kolu, hayvancılık yapmaya elverişli olduğu için Hacılar Yaylası ve Dereköy adı verilen bölgeye göçebeler halinde yerleşmişlerdi. Böylece kasabanın ilk temeli kurulmuştu. Köyün kurucusu olarak bilinen Sahip Dede'nin de bu kolun lideri olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Kasabanın batısında Dereköy ve güneyinde Hacılar Yaylası'nda kasabanın ilk kurulduğu zamana ait olduğu düşünülen temel kalıntıları ve mezarlar vardır. Köyün kurucusu olarak bilinen Sahip Dede'nin türbesi hala Güney kasabasına yer almaktadır. Güney kasabası 1919-1922 yılları arasında Yunan istilasına maruz kalmış ve köy halkının kahramanlıkları ve vatanseverliği sonucunda Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazanmıştır. Köy halkının cesur ve birlikte hareket etmesi sonucunda Yunanlıların Güney kasabasından kısa zaman içinde gönderildiği bir gerçektir. Özveriyle, maneviyatla, hizmet aşkıyla kurulmuş bir dernek Afyonkarahisar ili Güney Beldesi Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Halka hizmet, hakka hizmet mantığını benimsemiş tüm hemşerilerin toplandığı ve hizmetlerin kuşaktan kuşağa devam edeceği güçlü birlik. Bugüne kadar başarılı hizmetlere imza atan Afyonkarahisar ili Güney Beldesi Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yaptığı etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2007 yılında İzmir Poligon semtinde kurulan ve halen 250 aktif üyesiyle çalışmalarına devam eden Günder, tüm faaliyetlerine Karşıyaka ilçesinde devam etmektedir. Büyükşehir'e göçten sonra büyükşehrin hayat şartları manevi duyguları zayıflattı. Bu boşluğu doldurmak, birlik beraberliği sağlamak, halkının refah seviyesini yükseltmek, beldeyi güzelleştirmek, kasabadan il merkezine göçü önlemek ve halkın özel günlerinde onlarla dayanışma içerisinde olmak amacıyla kurulan dernek birçok önemli faaliyete de imza atmıştır. İlk etkinliğini 2007 yılında İzmir Sarnıç'ta yapmış olduğu piknikle üyeleri ve Güney kasabası halkının büyük katılımlarıyla gerçekleştirdi. Karşıyaka'da dernek odalarını açıp dernek merkezini oraya taşıdı. 2008 yılında derneğin birinci kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla ikinci bahar pikniğini coşkulu bir kalabalıkla İzmir Sarnıç'ta gerçekleştirdi. 2008 yılının ortalarında etkinliklerini gerçekleştirmek istediği Güney kasabası Kocadüz mevkiinde bulunan 40 bin metrekarelik mesire yeri alanını 2009 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 10 yıllığına dernek adına kiraladı. Bu alana 2009 yılında 300 adet 3 ila 3,5 metre boylarında leyla dinçamı, yine aynı dönemde 300 adet ceviz fidanı, 300 badem fidanı, 400 adet sedir çamı, 10 adet ıhlamur fidanı ve 10 adet dut fidanı dikimini gerçekleştirdi. 2009 yılında halkına hizmet amacıyla mesire alanında 4 bay ve 4 bayan olmak üzere toplam 8 tuvaleti hizmete soktu. Üyelerinin katkılarıyla mesire alanı içerisinde 7 adet büyük çeşme ve yayladan gelen suyu toplamak amacıyla 40 tonluk depo yaparak halkın hizmetine sundu.
su depoladığı bu içme ve kullanma suyunu yaklaşık 1700 metrelik zirveden mesire alanına taşıdı. Mesire alanının giriş kapısını ve tabelalarını hazırladı. Mesire alanının çevresini 4-5 sıralı dikenli telle çevirdi. 2011 yılında ise 300 adet ceviz fidanı, 300 adet badem fidanı, 1000 adet dikensiz kuşburnu, 200 adet de dikensiz böğürtlen fidanı dikimini gerçekleştirdi. Mesire alanına çıkan 3 kilometre yayla yolun Devlet Su İşleri ve belediyenin katkılarıyla yapılmış olup yaz-kış piknik alanına ulaşım sağlanmaktadır. Beldeye iş adamlarından Sayın Yalçın Kılıçarslan'ın katkılarıyla namazgah inşa edilmiştir. Orman Şube Müdürlüğü'nce piknik alanına tahsis edilen piknik masaları yetersiz olup 2012 yılı sonunda verilen dilekçeyle bu bahar piknik masası, kamelyalar, yağmur barınakları, hazır tuvalet ve çeşme için şube müdürlüğünden söz almış olup bu yılki piknikte kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Sinahpaşa Kaymakamı ile birlikte gezilen piknik alanında memnuniyetini belirten kaymakam, piknik alanının ihtiyacı olan elektrik enerjisi ve diğer ihtiyaçlar için yapılması gereken hizmetlere yardımcı olma sözü verdi. Hava şartları nedeniyle kurumuş olan ve bazı duyarsız vatandaşların piknik alanına zarar vermesi sonucu meydana gelen zarardan dolayı eksilen fidanların yerine 300 adet ceviz ve badem fidanı, 250 adet kiraz fidanı şu an dikime hazır olup çalışmalara başlanmıştır. Bu sene gençlerin çabasıyla filizlenen bir gençlik çalışması başlamış, gençlik kolları grubu kurulmuş, tanışma kahvaltısı yoğun katılımla gerçekleşmiştir. Her türlü düğün, nişan, sünnet, mevlit, vefat, kan ihtiyacı haberlerini dernek üyelerine SMS yoluyla duyurmaktadır. Yaptığı çalışmalar bu kadarla kalmayacak olan Günder'in iddialı hedefleri de tüm hemşerilerini memnun edecektir. 10 yıl içerisinde mesire alanının içerisinde bulunan fidanların yetişmesinden sonra yıllık 200 bin TL gelir getireceği düşünülmektedir. Bu getirinin kasabada yaşayan gelir düzeyi düşük kesimlerin refahını artırması ve bu yöreden göçün engellenmesini sağlaması hedeflenmektedir. Gençlerin spora eğilimlerini artırmak ve kasaba içerisinde spor yapılmasına müsait alan bulunmaması nedeniyle halkının faydalanması amacıyla mesire alanına doğal çim futbol sahası ve basketbol sahası yapılması planlanmaktadır. Bu yıl spor sahalarının yapılacağı alanın taşlarının döşenmesi, zeminin düzeltilmesi ve çimlenmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Yöresel yemek ve katber yapımında kullanılacak fırın yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemde derneğin halkın yararlanacağı bir vakıf haline getirilmesi hedeflenmektedir. Derneğe ulaşan yardımlarla büyüyen Günder, yaptığı çalışmalar ve sunduğu hizmetlerle her daim bir adım önde olmayı kendine görev edinmiş, güçlü, duyarlı, özverili ve hizmet ehli hemşerileriyle çalışmalarına devam etmektedir.